Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Chocolat adında bir diziyle geldim. Dizimiz 16 bölümden oluşuyor ve 2019-2020 yılları arasında gösterimde olan bir dizi. Ve şu an Netflix'te bulabileceğiniz bir dizi. Dizimiz oldukça tatlı, yer yer dram dolu bir hikaye ile sizi içine çekiyor ve bence oldukça sürükleyici diyebiliriz konusuna ve izlerken sıkılmıyorsunuz. Çünkü konu kendi yeniliyor, bir sürü şey gösteriyor size. Ama bu konuyu biz iki karakter çevresinde görüyor oluyoruz dizide. İlki tipik böyle soğuk bir beyin cerrahı aslında ve duygularını gizleyen ve burada da özellikle biraz soğuk davranmasının bir sebebi olan bir karakter. Ve bu karakteri canlandıran oyuncumuzsa Yoon Kesang adlı oyuncumuz. Ben burada kendisini ilk defa gördüm. Oyunculuğunu da çok beğendim, işin aslı. İlk önemli karakterimiz o. Fakat bir diğer karakterimiz de tam bu karakterin zıttı. Oldukça sıcak kalpli, sevecen bir şef. Ve o karakterimizi canlandıran oyuncumuzsa Ha Ji-won adlı oyuncumuz. Bu iki karakter, şef ve beyin cerrahımız, hayat yolculuklarında iki kere büyük bir karşılaşma yaşıyor aslında. Ve ikincisinde de yıllar sonra, ilk yani tanışmalarından yıllar sonra aynı bakım evinde görev almaya başlıyorlar. Ve tekrardan iletişime geçiyorlar. Fakat bu ikilimizin arasında kolay kolay ikisini de atlatamayacağı travmatik, üzücü ve bir o kadar da iki taraf için kalp kırıklıklarıyla dolu bir öykü saklı. Fakat bunu ben çok dile getirmek istemiyorum. Zaten klipte de biraz anlayacaksınız ama spoiler vermemek için asıl üzücü partı koymayacağım. Sizi biraz merakta tutmak istiyorum ve diziyi izledikçe keşfetmenizi istiyorum. Ama seveceğinize eminim. Oldukça tatlı, oldukça merak uyandıran bir öykü sizi bekliyor olacak. Ve şimdi sizi klibe uğurlamak istiyorum. Ardından yorum kısmında tekrar görüşelim. Say that you love me, like we used to be, baby. Say that you hate me, like we used to be, baby. And the pieces are falling, some things gotta either change, baby. You was one and only, girl, you used to love me. Girl, you know we've been back, 다시 돌아올 수 있니? 난 기억해 수많은 mistakes, 이젠 그게 뭐가 중요해. Nothing's ever be the same, 산다는 게 너 없이는 다 지루해. 어떻게 이런 널 비워내, 어떻게 이런 널 지워내. 그걸 네가 변하니, 볼 정도가 안전하니. 나 아닌 다른 사랑을 하긴, 우리 기억이 선명하니. 모든 게 나에게 하는 말 같아서 우리의 걸음은 아직 가까워. 내 방에는 너의 향기가 남아, 아직도 차가워. Say that you love me, like we used to be, baby. Say that you hate me, like we used to be, baby. And the pieces are falling, some things gotta either change, baby. You was one and only, girl, you used to love me. Say that you love me, 얼마나 깊은 마음이었는지 그건 말로 표현할 수 없어. 그땐 우린 하나였잖아, 운명이었던 것처럼. 수많은 실수들 지나간 일이라 해도 우리 미래 사라지겠어. 돌아가기엔 너무 멀리 널 벗어나버렸고, 다시 시작하기엔 아픈 기억들이 선명해. 이제 네 자리.
children and they all got you. You was my love for. Maybe you know I gave it all. Something got between us. Each children and they all got you. You was my love for. Baby, you know I gave it all. Like we used to be, babe. Say that you hate me. Like we used to be, baby. And the pieces are falling. Some things gotta either change, baby. You was one and only. Girl, you used to love me. Evet, çok iştah açıcı bir diziydi. Gerçekten yemek sahneleri, yani böyle yapılışlarını izlemek istiyorum. Sanki yemek programıymış gibi. Bunu kötü anlamda değil, cidden beni içine çekti ve hani böyle bakıyorum, ağzım sulanıyor izlerken falan. Çok başarılı buldum ve bu anlamda kültürlerini tanıtmaları için ya da tanıttıkları araç olarak bir medyayı, bir diziyi kullanmaları bence müthiş. Ve çok güzel olmuş. Yani ben merak edip birkaç tarif baktım bile yani. Pişirebilir miyim evde diye. İmkanım ve malzemelerim olsa da denerdim. Gerçekten o anlamda adım adım kendi kültürlerini de koruyacak şekilde işlenmesi konunun çok güzel. Özellikle şef karakterimiz biliyorsunuz yurt dışına gidiyor. O yurt dışı bölümünde de evet bu yemek çok güzel ama siz asıl orijinal versiyonu deneseniz bu solda sıfır olurdu mevzusunda da yine bir gönderme var aslında. Yani kökeninize ve orijinalliğe bağlı kalma. Bu mesajlarını da ben dizinin çok sevdim. Onun haricinde iki karakterin yaşadığı sıkıntılı durumlar. Evet maalesef ben şefin neden sevmediği halde o adamla çıktığını çok anlayamadım. Yani ama tabii ki dizinin konusu gereği öyle olması gerekiyordu. Ama ona rağmen olgun karakterler görmek beni çok mutlu etti. Çünkü klasik bir drama yaşamak ya da izlemek istemiyordum. Hani sen işte benim arkadaşımın aşkısın, yapamam edemem falan böyle bunlara çok gelemiyorum ben. Evet bu durumda çok üzücü bir hikaye. Fakat zaten vefat etmeden önce nişanlı olan ve bu olayı öyle veya böyle atlatmış ve her şeyden önemlisi zaten bu iki kişinin arasındaki duygu dinamiğini görmüş birisinden bahsediyoruz. Bunu gördüğü için ve hatta yani ardında bıraktığı mektupları falan düşünecek olursak zaten duygusal anlamda da bir yük hissetmeleri gerekmiyor iki karakterinde. Ve bence enteresandı. Bir şef olarak tat duyusunu kaybetme noktasına gelmesi ve ona rağmen yemek yapma kısmında gördüğümüz için oldukça enteresan ve güzel buldum ben diziyi o konularda. Ve farklı farklı şeyler görüyorsunuz. Mesela ilk başta gördüğümüz önce bir zorla aile tarafından sevilmeyen ve hani gayrimeşru bir çocuğun, bir torunun başarılı olmasına rağmen bir yurt dışına yollanmasını görüyorsunuz. Orada yollandığı bölgeden dolayı patlamalar oluyor. O geri geliyor. Yani dizi içinde 16 bölümde o kadar çok olay var ki sıkılmıyorsunuz. Konu kendini tekrar etmiyor. Ve her bölüm böyle Allah Allah şu an ne olacak diye gidiyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik bence dizi için diye düşündüm. Ve beğenerek de izledim. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Bu iki oyuncumuzu da burada görmüş ve tanımış oldum. Sizin eğer daha önce bu iki oyuncumuzdan izlediğiniz bir dizi varsa aşağıya yorumlarını bırakın. İzlemek isterim. Oyunculuklarını beğendim. Bu haftalık benden bu kadar. Yorumlarınızı, diziyle ilgili yorumlarınızı da aşağıda görmek beni çok mutlu eder. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoma kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.